Bir yanda Rusya-Avrupa Birliği ilişkileri kopma noktasına gelmiş durumda. Öbür tarafta Amerika-Rusya, Amerika-Çin, Amerika-Türkiye ilişkileri her geçen gün biraz daha geriliyor. Korona evet hızını biraz kesti ama bu kez de varyantları konuşmaya başladık. Varyantlara acaba aşı çare olabilecek mi? Hastalık hiç ummadığımız çok daha tehlikeli bir boyuta doğru ilerleyecek mi? Bütün bunlar soru işareti olarak karşımızda duruyor. Avrupa Birliği ülkeleri daralıyor, Almanya daralıyor, İngiltere, Fransa daralıyor. Buna rağmen her şey sanki süt limanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Gerçek tablo bu mu arkadaşlar? Yoksa çok ciddi bir spekülasyonla karşı karşıya mıyız? Bugün bu videoda bunun detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi hem dünyadan hem Türkiye'den önemli haber başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Rakamları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce Rusya ile başlayalım istiyorum. Rusya'dan iki önemli isim. Kremlin sözcüsü Peskov ve Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklaması. Diyorlar ki her ikisi de Avrupa Birliği çok ciddi yaptırımlarla karşımıza çıkmaya çalışıyor. Eğer ki bir yaptırım uygulanırsa Avrupa Birliği ile Rusya ilişkileri kopma noktasına gelir. Biz diyalog yoluyla bu işi çözme taraftarıyız ama Avrupa Birliği bir türlü buna yanaşmıyor. Peskov'un son açıklaması çok dikkat çekici arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki Rusya diyalogtan yana olmasına rağmen Batı manyakça bir ısrarla yaptırımlardan bahsediyor. Dil iyice sertleşmiş durumda. Rusya'dan gelen açıklamalar iyice sertleşmiş durumda. Yani Avrupa Birliği ile Rusya ilişkileri kopabilir. Zaten Amerika-Rusya ilişkileri de pamuk ipliğine bağlı. Dünya yeni bir kutuplaşmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor gördüğüm kadarıyla. Sadece pandemi sorunuyla kalmış olsaydı belki dünyanın toparlanması çok daha hızlı olabilirdi. Ama klasik süreci sanki yaşıyoruz. Önce çok yoğun yaşanan bir salgın hastalık, hemen sonrasında büyük bir ekonomik kriz ve hemen sonrasında yaşanabilecek ülkeler arası gerilimler. Çin, Rusya paktıyla Amerika-Avrupa paktının karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Dünya çok tehlikeli bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Bu koşullar içerisinde altın fiyatlarının şu an gördüğümüz değerlerinin çok gerçekçi olmadığı çok net bir şekilde ortada. Altın fiyatlarının yükselişinde sadece korona etkisini görmeyeceğiz. Sadece varlık alımlarının ya da devletlerin teşviklerinin etkisini görmeyeceğiz. Daha çok ülkeler arası gerilimleri göreceğiz. Amerika-Çin arasındaki ticaret savaşının daha da zirveye doğru yürüdüğünü göreceğiz. Trump dönemine göre daha yumuşak bir politika izlenmeyecek. Aksine çok daha sert politikalar izlenecek. Öbür taraftan yine AB-Rusya ilişkilerinin de kopma noktasına geldiğini, Rusya-Çin paktıyla Avrupa-Amerika paktının arasındaki uçurumun daha da genişlediğini ve derinleştiğini göreceğiz. Bu stres ortamı da yine altın fiyatlarının yukarıya çıkma eğilimini hızlandıracak arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir de varyant meselesi var. Yani korona hayatımızdan çıkmış gibi davranıyor. Bütün dünya, sadece Türkiye değil, bütün dünya böyle bir eğilim içerisinde. Oysa İngiltere'de ortaya çıkan varyantın aşılarla önlenip önlenemeyeceği ile ilgili büyük bir muamma var. Dünya Sağlık Örgütü bile bu aşıların yeni varyant karşısında etkili olamayacağını söylemeye başladı. Aşının etkisinin olmadığı gözlenir ise İngiltere varyantında olayın çok daha fazla büyüdüğünü hep birlikte göreceğiz. Ne yazık ki göreceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. İngiltere'de ortaya çıkan varyant İngiltere'de mi kalıyor? Hayır, pek çok Avrupa Birliği ülkesinde görülmeye başladı. Hem Fransa'dan hem de İtalya'dan bu konuyla ilgili açıklamalar var. Bakın, İngiltere varyantı Avrupa'da hızla yayılıyor. İtalya ülkedeki yeni vakaların %18'in neredeyse 5'te 1'inin. Fransa ise yeni vakaların %25'inin neredeyse 4'te 1'inin İngiltere varyantı kaynaklı olduğunu söylüyor. İngiltere varyantı şu anda Avrupa'ya, daha sonrasında da muhtemelen Asya ve diğer ülkelere yayılacak. İngiltere varyantının önemi ne? Biraz bundan bahsedelim. Çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor ve çok daha tehlikeli arkadaşlar. Normal korona vakalarına göre çok daha sıkıntılı bir sürece sokuyor hasta. Buna rağmen bunu görmezden gelen piyasalar şu anda hızla yükselmeye devam ediyor. Altın üzerindeki baskı devam ediyor. Nereye kadar? Tabii ki kısa bir vadeye kadar arkadaşlar. Altın fiyatlarının sert hareketlerle yukarıya doğru eğilimini göreceğiz. Avrupa'dan ve dünyadan gelen ekonomiyle ilgili haberler de göz doldurmuyor. Yani mutlu etmiyor. İngiltere son 311 yılın en yüksek daralmasını yaşadı. %9.9. Almanya ilk defa daralma yaşadı. Avrupa Birliği %6.8 oranında
oranında daraldı ve gıda fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Dünya ile ilgili yeni tehditler ortaya çıkıyor. Bugün yine Almanya'dan gelen bir haber. İmalat sanayinde çok ciddi bir küçülme var. İmalat sanayi ile kastımız aslında Türkiye'deki KOBİ standardındaki firmalar arkadaşlar. Bunların yarattığı istihdamın çok hızlı bir şekilde düştüğünü açıkladı. %2.7'lik bir düşüş var. Almanya standartları için, Avrupa standartları için bu çok yüksek bir rakam. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tekrar Rusya'ya dönelim. Sadece Lavrov ve Peskov mu açıklama yapıyor? Hayır, aynı zamanda Putin'in de yine hem Avrupa Birliği ile ilgili hem Amerika ile ilgili çok net açıklamaları var. Diyor ki Putin, isim vermeden, yani Avrupa ya da Amerika demeden, Rusya'nın başarıları rakiplerini tahrik ediyor. O nedenle bize çeşitli yaptırımlar uygulamaya çalışıyorlar demeye getiriyor. Bir de önemli bir turizm haberi vereyim arkadaşlar. Çünkü yaz ayları itibariyle turizm sektörünün canlanacağı, bu sayede de cari açığın kapatılacağı düşünülüyor. Biliyorsunuz 2020 yılında 40 milyarın hemen kıyısında 37 milyar dolarlık bir cari açık verdi Türkiye. Ve geçen sene turizm gelirleri beklenenin çok altındaydı. Bu sene yine bir beklenti yaratılmaya çalışılıyor. Turizm gelirlerinin çok hızlı bir şekilde artacağı ve dış ticaret açığını kapatacağı, bu sayede de cari açığın düşeceği söyleniyor. Buna bağlı olarak da doların buralarda stabil kalabileceği ifade ediliyor. Durum böyle mi arkadaşlar? Tabii ki değil. Çünkü Avrupalı operatörler gördüğümüz kadarıyla ya rezervasyonları iptal ediyorlar, erken rezervasyonlardan bahsediyorum, ya da onları öteliyorlar. Avrupa'dan, Rusya'dan gelecek turist sayısında çok keskin düşüşler olacak, yine geçen sene olduğu gibi. Dolayısıyla arkadaşlar, Türkiye'nin hızla artan dış ticaret açığı turizm gelirleriyle kapatılamayacak ve cari açığın döndürülme ihtimali olmadığı için dolar üzerindeki baskı biraz daha artacak. Brezilya'dan yine korona ile ilgili önemli bir haber var. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Brezilya'daki varyant da İngiltere'dekinden de daha tehlikeli. O da çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve çok daha ölümcül. Korona ile ilgili riskler her geçen gün biraz daha artıyor. Korona ekonomileri nasıl etkiliyor ve nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte? Biraz da bundan bahsedelim. Avrupa, başta Almanya olmak üzere, hızla kapanıyor. Sıkılaştırma eğilimini hızla devam ettiriyor. Dolayısıyla ekonomi durma noktasına gelmiş durumda. Dünya ile ticaretini kesmiş durumda. İhracattan büyümeden vazgeçmiş durumda şu an itibariyle. Önce korona ile mücadele edeceğiz. Bunu bir şekilde baskılayacağız. Sonra ekonomi ile ilgili adımları nasıl olsa atarız diyor Alman hükümeti ve Avrupa'daki hükümetler. Bu çok ciddi bir daralmayı beraberinde getiriyor. Avrupa'nın daralması da Türkiye'nin daralması, çok daha sert bir şekilde daralması anlamına geliyor. Çünkü ihracatımızın çok önemli bir kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. Aynı zamanda turizm gelirlerimizin çok çok önemli bir kısmını da yine Avrupa'dan elde ediyoruz. Avrupa daralırsa, bu şekilde daralmaya devam ederse, Türkiye'de bu işten payını alacaktır ve ne yazık ki dış ticaret açığımız daha da büyüyecektir. Ödemeler dengesiyle ilgili problemlerimiz daha da artacaktır. Kısa vadeli borçları çevirme ihtimalimiz daha da düşecektir. Biliyorsunuz kısa vadeli borçlarımız 188,5 milyar dolara dayanmış durumda ve bunun önemli bir kısmı da 1-2 ay içerisinde ödenecek. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ufaktan düzeliyor gibi görünüyor. Çünkü biz Doğu Akdeniz'deki gemilerimizi geri çektik. Bununla ilgili bir açıklama gelmese de Doğu Akdeniz'de şu anda gemimiz bulunmuyor. Buna rağmen Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilgili yeni bir önerge verdi. Bir an önce Türkiye'nin savaş dilinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Doğu Akdeniz'deki adımlarında kalıcı olması gerektiğini söyledi. Avrupa Liderler Zirvesi'ne bir öneride bulundu. Bağlayıcı mı? Şu anda değil. Ama Avrupa Liderler Zirvesi'nden çıkacak karar elbette bağlayıcı olacak. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, AB ve ABD, yani Avrupa ve Amerika, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. AB'nin genel isteği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmaması. ABD'nin, yani Amerika'nın genel beklentisi ise Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi, Amerika'ya tekrar biat etmesi ve Rusya ile ilişkilerini soğutması arkadaşlar. Bakalım Türkiye bunları yapabilecek mi? Yapsa bile acaba Avrupa ve Amerika yaptırımlardan vazgeçecek mi? Bu bir tehlike olarak kenarda durmaya devam ediyor. Mart ayı itibariyle Biden Avrupa'daki liderlerle bir araya gelecek ve bu görüşmeden Türkiye'ye çok ciddi yaptırımlar çıkabilir. Katsa yaptırımları ABD tarafından sertleştirilirken Avrupa Birliği tarafından da yeni yaptırım paketleri Türkiye'ye uygulanabilir ya da tavizler daha da fazla istenebilir. Dünyadan bütün bu haberleri sizlerle paylaşacağım.
paylaştıktan sonra gelin biraz da Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'de 23 milyon icralık dosya var desem sizlere şaşırır mısınız? Hayır, şaşırmazsınız. Şaşırmayın da arkadaşlar. Evet, Türkiye'de 23 milyon kişi icralık. Bunların arasında çiftçiler var, esnaf var, vatandaşlar var. Türkiye'nin neredeyse tamamı şu an itibariyle icralık. Diyeceksiniz ki 80 milyonda 23 milyon kişi icralıksa nasıl tamamı icralık oluyor? Aileye bölün arkadaşlar. Her aile icralıksa Türkiye'nin neredeyse tamamı icralık olarak karşımıza çıkıyor. 9500 gayrimenkule bankalar tarafından el konulduğuyla ilgili bir haberi paylaşmıştım. Biliyorsunuz bunların içerisinde özellikle ticari gayrimenkuller vardı. Yani ticarethanelere ait olan gayrimenkuller vardı. Çiftçiye ait olan gayrimenkuller vardı. Neredeyse 5000 adedi böyleydi. İlk defa %20'yi aşıp %53.7 seviyesine kadar yükseldi bu oran. Yani ticari gayrimenkullerin icralık olma durumu şahsi gayrimenkulleri geçmiş durumda. Çiftçi işleyecek toprak bulamıyor. Esnaf açacak dükkan bulamıyor. Ve bu da işsizliğin artmasını beraberinde getiriyor demiştik. Buna bir de şimdi AVM'ler eklendi. 30 AVM bankalara devrolmak üzere. Sadece 30'la mı kalacak? Hayır arkadaşlar, aslında 440'ın üzerinde AVM var ve bu AVM'lerin pek çoğu borcunu ödeyemez pozisyonda. Şu ana kadar yapılan hesaplamalara göre 200'den fazla AVM bankalara 15 milyar dolardan fazla borçlu. Bu yıl için ödemesi gereken rakamdan bahsediyoruz ve bu rakam ödenmezse yüzlerce AVM bankalara devrolacak. Yani bankalar bir yandan gayrimenkul zengini olurken bir yandan da AVM çöplüğü haline gelecek. İşte Türkiye'nin ekonomik modelinin ne kadar yanlış olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Merkez Bankası konut fiyatları endeksini açıkladı bugün. Konut fiyatları tüm zamanların en hızlı yükselişini yapmış 2020 yılında. Bozulan ekonomiye, pandemiye, dönmeyen işe ve işsizliğe rağmen Türkiye'de konut fiyatları %33'ün üzerinde artış kaydetmiş arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri. Bununla övünenler olabilir. Bak, gördünüz mü konut fiyatları nasıl yükseliyor falan diyenler olabilir. O zaman dönelim konut satışlarına bakalım arkadaşlar. Konut satışları neredeyse dibin dibine doğru gidiyor. O da TÜİK tarafından açıklandı biliyorsunuz. Dün videomda paylaşmıştım sizlerle. İpotekli konut satışları %75 oranında düştü. Toplam konut satışları %38 oranında düştü. Ocak ayı itibariyle. Aralık ayında da %47 oranında düşmüştü. Sürekli olarak düşen bir satış grafiği var konut piyasasıyla ilgili. Konut sektöründe yaprak kımıldamıyor arkadaşlar. Buna rağmen fiyatlar %33 oranında artmış durumda. Ekonomide bir gerçek vardır. Talep arzı geçiyorsa, yani yüksek talep varsa, az arz varsa fiyatlar yükselir. Ama çok arz varsa, talep yoksa o fiyatlar düşer. Normal koşullarda olması gereken budur. Türkiye'de ise konut satışları düşüyor olmasına rağmen, konut stoklarında dev bir havuz oluşmasına rağmen konut fiyatları %33 oranında yükseliyor. Tüm zamanların en hızlı yükselişini kaydediyor. Bunun tek bir açıklaması vardır arkadaşlar. Stokçular ve fırsatçılar devrede. Evet, stokçular ve fırsatçılar devrede. Devlet burayı kontrol etmiyor, regüle etmiyor. Serbest piyasa ekonomisinde işleyiş tamamen bozulmuş durumda. Yaprak kımıldamıyor ama konut fiyatları artıyor. Böyle bir şey dünya ekonomi tarihinde yok arkadaşlar. Ancak gülünebilir. TÜİK Başkanı görevden alındı biliyorsunuz. Bununla ilgili olumlu bir hava estirilmeye çalışılıyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. TÜİK Başkanı'nın değişmesi hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Biri gider, biri gelir. Biz yine %14'lük enflasyon, %12'lik işsizlik rakamlarını duymaya devam ederiz. Gerçi orada da bir garabet var biliyorsunuz. Bir yandan istihdam düşüyor, öbür taraftan işsizlik düşüyor. Yani bir tarafta yaratılan iş düşüyor, öbür tarafta işsizlik düşüyor. Bunun da hiçbir açıklaması yok dünya ekonomi literatüründe. Ama bizde oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Bütçe 24.2 milyar liralık açık verdi. Bu açığı zaten bekliyorduk ve bu açık giderek artacak arkadaşlar. Bunu kapatabilmek için vergiler yükseltilecek, yeni zamlar yapılacak ve insanlar daha da çok kayıt dışına yöneltilecek. Şirketler daha da çok kayıt dışına doğru itilecek. Vergi toplanamayacak. Bu da bütçe açıklarının artarak devam etmesini beraberinde getirecek. Bu yıl 245 milyar liralık bir bütçe açığı bekleniyordu. Ocak'ta
24.2 milyar liralık bir bütçe açığı geldi. Demek ki arkadaşlar 300 milyar liranın üzerine doğru gidiyoruz. Bu ne anlama geliyor? Biraz da bundan bahsedelim. Bütçe açıkları yeni zamlar, yeni vergiler demek arkadaşlar. Hayat daha da pahalanacak. Biz bu kadar büyük bütçe açığını neden veriyoruz? Doları baskılamak için veriyoruz arkadaşlar. Doları baskılamak için Merkez Bankası rezervlerini boşalttık. İhtiyat akçesini harcadık. Bütçeyi büyük bir açığın içerisine sokuyoruz. Hazineyi zaten boşalttık. Bütün bunlar yetmedi. Yurt dışından da tefeci borcu alıyoruz. O nereden çıktı diyeceksiniz. Bütçe rakamları açıklandığında gördük arkadaşlar. 24.2 milyar liralık bir açık vermişiz. 22 milyar liralık faiz ödemesi gerçekleştirmişiz. Sadece Ocak ayında arkadaşlar. 22 milyar lira tefeciye para ödemişiz ve bu 22 milyar lirayı fütursuzca birileri harcarken bunun bedelini de vatandaşa vergi olarak, zam olarak ödetmeye devam ediyorlar. İşsizlik biliyorsunuz TÜİK açıkladı %12.9, biraz önce söyledim. Yani bir tarafta istihdam düşüyor, öbür tarafta işsizlik düşüyor. Nasıl oluyor bu diye bizler soruyoruz ama sadece biz sormuyoruz. Birleşik Metal İş Sendikası'nın çok iyi araştırmaları var. BİSAM kısaltılmışı. Onlar da işsizlikle ilgili bir araştırma yapıyorlar ve diyorlar ki %12.9'luk bir işsizlik falan yok kardeşim, %28'lik bir işsizlik var. Aslında BİSAM bile son derece iyi niyetli yapmış bu araştırmayı. Normal koşullarda Türkiye'de işsizliğin %30'ların altında olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz arkadaşlar. Yine BİSAM açlık ve yoksulluk sınırlarını açıklıyor. Hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırı yukarıya doğru gitmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir önceki ayda açlık sınırı 2478 lirayken bu ay 2584 liraya yükselmiş. 100 lira daha artmış arkadaşlar. Asgari ücretin, çıplak asgari ücretin, agisiz asgari ücretin üstüne çıkmış durumda. Asgari ücret bir kez daha açlık sınırının altına düştü. Bunu bir tarafa koyalım. Yoksulluk sınırı geçen ay 8570 liraymış BİSAM araştırmasına göre arkadaşlar. Yoksulluk sınırı bu ay baktığımızda 8939 liraya çıkmış. Neredeyse 9000 lira diyebiliriz. 9000 lira gelir elde etmeyen 4 kişilik bir aile Türkiye'de yoksul sayılıyor ve iddia ediyorum Türkiye'nin bu rakamlara göre %70 hatta %80'i yoksulluk sınırının altında. İşte Türkiye'nin geldiği durum bu arkadaşlar. Ama TÜİK'e göre Türkiye'de enflasyon %14.9, işsizlik %12.9 yersen diyorlar arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.